özellikle Türkiye'deki deneyiminizden bahsetmenizi rica ediyorum. Buyurun, söz sizde. Sağ olun Sayın Başkan, teşekkür ederim. Herkese merhaba. Bizim firmamız Kuşgöz İzmir Vinç Kiralama AŞ. Biz ağır nakliye vinç kiralama hizmetleri ve ağır yük kaldırma hizmetleri veren bir aile firmasıyız. 1988 yılında kuruldu firmamız. Faaliyetlerimiz genelde petrokimya tesislerinde, enerji santrallerinde, ağır sanayi tesislerinin yapımında kullanılan yüklerin, parçaların işte sahaya nakledilmesi, bunların daha çok vinçlerle yerlerine montaj edilmesi hizmetlerini sunuyoruz. İzmir'de yerleşik bir firmayız ama hizmetlerimiz Türkiye'nin her tarafında ve dünyanın değişik coğrafyalarında vinç hizmeti verdik. Bizim rüzgar işiyle kesişmemiz 2005 yılında, 2006 yılında yenilenebilir enerji kanununun başlamasıyla ortaya çıkmasıyla çıktı. Malumunuz biz İzmir bölgesindeyiz. İlk yapılan projede o zaman İzmir'de yapıldı. Çeşme'deki rüzgar santrali yapıldı Vestas türbinleriyle. O zaman bir vinç ihtiyacı doğdu ama bu kanun çıktıktan sonra biz firma olarak hemen bu sektörün işte yeni bir sektör olacağı, o zamana kadar ülkemizde olmayan rüzgar türbinlerinin işte montajlarının başlayacağı ve bunlar için daha özellikli vinçler olacağı konusunda bir öngörümüz oldu ve o konuda yatırımlarımızı yönlendirdik. Ben bugün biraz da konumuz olma sebebiyle oralardaki yani tecrübelerimizi size aktarmak istiyorum. Daha sonra da bunu tabii ki işin geleceği de şu anda Türkiye'de onshore'un haricinde offshore'da artık konuşulmaya başlandı. Oralara da bu tecrübeleri nasıl aktarılacağı konusunda bilgi veriyor olacağım. Dediğim gibi bizim işimiz vinç kiralama işi. Bizler daha önceden işte bu vinçlerin belli bir şeyle kiralama ücretiyle işte şantiyelerde, projelerde yer alırken rüzgar santralleri kurulması işi başlandığında tabii daha değişik bir çalışma motivasyonuna geçtik. Nasıl ki şimdi rüzgar türbünü evet ağır nakliye gerektiren, ağır parçalardan oluşan bir şey ama şimdi türbünler takdir edersiniz ki yani Türkiye'de çoğu türbün yüksek yerlerde, zor coğrafyalarda yer alıyor. Oralara bir kere bu makinaların çıkartılması, oralarda operasyon yapılması diğer sahalara göre zorlu bir işti. Onun haricinde bizim en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi, şimdi rüzgar santrali montajı yapıyorsunuz, rüzgar türbünü montajı yapıyorsunuz ve rüzgarlı bir sahada yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu vinçlerin de ağır kaldırma ekipmanlarının da rüzgarda limitleri var. Her türlü rüzgarda çalışamıyor. Dolayısıyla rüzgarın az olduğu aralıklarda siz o türbünü monte etmek üzere çalışıyor olacağınız için biz oralarda değişik dünyada da bu iş nasıl yapılıyor diye baktığımızda, Avrupa'yı incelediğimizde, Amerika'yı benzer pazarları incelediğimizde oralara uygun makinalara yatırım yaptık ve bu şekilde filomuzu geliştirdik. Daha sonra Türkiye'ye gelen rüzgar santrali kurulumu yapan işte genelde üreticiler oluyor bunu, yatırımcılar, üreticilere anahtar teslimi bu hizmeti veriyorlar. Onlar da bizim gibi firmalardan hizmet alıyorlar. O firmalara hizmet verecek öncelikle değişik bir makine altyapısına sahip olduk. O yatırımı yaptık. Daha sonra da bu oradaki rüzgar türbinlerinin montajında da başarı kriteri bu santrali ne kadar hızlı kurduğunuzla alakalı. Orada da şöyle küçük bir anekdot vererek özetlemiş olayım. Şimdi bir rüzgar santrali yapımı işte biliyorsunuz lisans alınmasından sonra izinler alınıyor. İzinlerden sonra türbinler şey yapılıyor, sipariş ediliyor. Ondan sonra sahaya geliyor ve montajı yapılıyor. Bu çok uzun bir süreç. Bir yatırımcı açısından da tabii bayağı yorucu bir süreç. Biz montaj anlamında da rüzgar santralinin devreye gireceği halkanın en sonunda yer alıyoruz maalesef ki. Ve o bütün biriken işte sabırsızlık, yorgunluk, bezginlik tam bizim o noktaya geldiği zaman
haliyle, yani bu haklı bir şey tabii ki, yatırımcılar bir an önce bu işler bitsin istiyorlar ama yapılan hakikaten ağır bir montaj, teknolojik bir montaj. İşin iş sağlığı, güvenliği yönü var. Dediğim gibi coğrafyayla, rüzgarla uğraştığınız yönü var. Tabii oranında çok dikkatli ve sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bir zaman baskısı altında çalışıyorsunuz. Bizler bu rüzgar endüstrisinin Türkiye'ye gelmesiyle kendi sektörümüzde yani rüzgar türbinlerinin montajlarına, onların taşınmasına, onların işte limanlarda elleşlenmesine adapte olurken tabii bu sektörün dinamiklerini de öğrendik. Onlara göre yatırımlar yaptık ve burada da 2007'de dediğim gibi başlayan yolculuk, daha sonra Türkiye'de biz yaklaşık 1500 tane rüzgar türbünü bugüne kadar monte etmişiz. Bunun 1300-1350 civarını Türkiye'de monte ettik. Daha sonra çevre coğrafyalarda da yurt dışında da iş yapma şansımız oldu. Çünkü buradaki kazanımlarımızla daha fazla diğer ülkelerde de bu OEM üreticilerine hizmet verme şansımız oldu. Dolayısıyla bu bizim normal yaptığımız işe göre farklı bir işti. Ama hem kendi ekiplerimizle hem de endüstrinin gelişimiyle buralara ayak uydurmak durumunda kaldık. Bizim için değişik dinamikler oldu ama bunları sağlıyor olduk. Şu anda bizim gibi tabii sektörde 3-4 tane daha firma bu yetiye sahip. Ülke olarak da bu know-how'ı kazanmış olduk. Bizim böyle bir serüvenimiz oldu. Hala karasal türbinlerdeki montajlarda işlerimiz devam ediyor. Buradan hareketle daha sonra işte bunun tabii offshore ayağı da daha farklı bir ayak. Orayla ilgili düşüncelerimi de ikinci kısımda paylaşmak istiyorum. Şimdilik teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, çok teşekkürler. Yani her işin kendi içinde aslında ne kadar zorlukları var, detayları var ve özellikle de belki sizden kaynaklanan bir gün, sizden öncekilere tanınan 10 günle tanınmıyor, 10 gün size bir gün olarak tanınmıyor vesaire. Kolaylıklar diliyorum. Her işin kendisine göre zorlukları var. Tabii ağır sanayi büyük koordinasyon ve büyük işbirliği gerektiriyor. Bu ayaklardan bir tanesi de özellikle tabii offshore konuştuğumuz zaman gemicilik tarafı olacak. Ahmet Paksu Bey, Tersanecilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Ahmet Bey, sizden de hem öncelikle bir Tersan'ı tanıtmanızı, sonra da enerji ve üretim hususundaki yatırımlarınızı, faaliyetlerinizi dinleyebilir miyiz? Olur. Merhabalar. Biz Tersan olarak Türkiye'nin en büyük gemi ihracatçısıyız. Son herhalde 10 senenin 9'unda Türkiye'de ihracat lideri olduk. Özellikle Kuzeybatı dediğimiz Avrupa Kuzeybatısı kısmına hitap ediyoruz. İskandinav marketine ağırlıklı hizmet veriyoruz ve ağırlıklı bu uzun yıllardır bu offshore destek gemileri, offshore platformları veya işte şeyler, feribotlar ve onların özellikle balıkçı gemilerini yapıyoruz. Aynı zamanda kendi portföyümüzde işte 200 megawatta yakın rüzgar projemiz de var. Ve aynı zamanda işte güneş paneli üretimi de yapıyoruz. Türkiye'nin potansiyeline gelirsek bu offshore rüzgarı anlamında, esasında offshore rüzgarı birazcık denizcilikle çok iç içe ister yani doğal olarak, ama komponentler de çok büyük boyut olarak, işte kanatı 135, bir kanat 135 metre, neredeyse tek başına bir tane kanat bir dönüm alan kaplıyor. Böyle olduğu zaman da ister istemez gerek tersane gerek limancılık faaliyetleri olarak çok büyük yerlere, çok büyük alanlara ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'deki liman kapasitesi buna çok uygun mu bilmiyorum. Yani hani biz tersaneler olarak da, limanlar olarak da buna pilot projeleri yapmak için hazırız ama bir mass production, 50 tane türbün geldi, 50 tane türbünü stoklayacak alan, onları pre-assembly yapacak alanlar olarak buna çok daha hazır değiliz. Ama tabii ki daha oraya, hani şeyin, Enerji Bakanlığı'nın hedeflerinin de 2030 sonrası olduğunu düşünürsek şu an için bir şeyimiz yok. Bir endişe edecek bir şey yok ama
Şeyin Avrupa'daki birçok Avrupa ülkesinin Norveç, İskandinavya, İskoçya yapılan projeleri de gördüğümüz zaman bununla ilgili de artık eğer floating yapılacak olduğu zaman veya hatta sabit rüzgar santralleri yapılacak olursa bizim gerek liman gerek personel olarak daha büyük alanlara ihtiyacımız olacak. Ama avantajlarımıza gelirsek Türkiye üretime çok üretime dönük bir ülke. Bu birçok komponent zaten üretiliyor Türkiye'de. Yani kanadından kulesine bunun offshore'a uyumlu hale gelmesi çok zor değil. Keza gemilerde de benzer durum var. Bu offshore rüzgarından önce offshore oil olarak geçen yani o şeydeki deniz üstünde petrol üretim bu teknolojisi zaten belli bir teknolojiye gelmişti 2015 yılına kadar. Hatta peak yıllarını yaşadılar. Buradaki şu an için offshore rüzgarı offshore petrolden kalan atıl teknolojiyi kullanıyor. Gemiler olarak da altyapı olarak da oradan kalan birçok gemi bugün farklı farklı o şeydeki deniz üstü santrallerine hizmet veriyor. Buna uyumlu gemiler daha yeni yeni yapılmaya başlıyor. Bu anlamda da hani herkesin bahsettiği gemi yok yani bununla ilgili yeterli altyapı yok noktasına daha yeni geldik. Çünkü biz offshore oil'den kalan atıl gemi kapasitesini veya atıl lojistik kapasitesini kullanıyorduk bunu bugüne kadar. Ve buradan sonra şimdi artık offshore rüzgarla ilgili dedike gemilerin yapımını konuşmaya başladık. Özellikle son dönemlerde bu offshore'da olan işte kablo serme gemileri, servis gemileri veya işte construction gemileriyle ilgili her geçen gün gitgide talep artıyor ve biz de esasında kendi tersaneler olarak veya Türk tersaneleri olarak her geçen gün daha fazla bu talepleri daha fazla görmeye başlıyoruz. Bunun bir sebebi de esasında bizim batı yarım küre diyeyim yani Suez'in batısında Türk tersaneleri olarak çok da büyük bir alternatifimiz, çok sayılı alternatifimiz var esasında. Hani biz uzak doğu, bazı komponentleri de veya bazı gemileri de uzak doğudan yapıp da rekabet etme şansları onların olmuyor lojistik sebeplerinden. Gemiler için konuşmuyorum ama bazı özellikle offshore'da kullanılacak olan komponentler için konuşuyorum. Böyle olduğu zaman da Türkiye tersaneleri olarak özellikle Avrupa'daki tersanelerle rekabet anlamında çok büyük bir rekabet gücümüz oluyor ve keza bölgede de hani Türkiye dışında böyle bir yeni inşa ve gemi inşa anlamında bizim kadar özellikle böyle büyük structure'ları yapacak. Tabii ki Hollanda'da veya işte şeyde Norveç'te yıllardır bu işleri yapan var ama bizim kadar bu mass production'a uyumlu olabilecek ben başka bir şeyde alternatifte göremiyorum Suez'in batısında. Ondan dolayı bu offshore rüzgarında gelecek Türkiye'ye olan teknoloji kaymasının yani teknolojinin yavaş yavaş üretimin Türkiye'ye kaymasında Türkiye'nin gemi inşa anlamında çok belki alternatifsiz olabileceğini ben düşünüyorum. Aynı zamanda bu benzer yani farklı komponentler için de belki yavaş yavaş bunlar da inşallah benzerleri de gerçekleşmiş olur. Şimdilik bu kadar. Yani. Teşekkür ederim. Yani biliyorsunuz rüzgar özellikle de offshore Sanayi Bakanlığımızın önümüzdeki dönem için belirlediği 12 kritik sektörden bir tanesi. Bu alanda ciddi teşvikler, yatırımlar İnşallah olacak. Ancak az önce dışarıda ayaküstü konuşurken Robert Bey bazı zor sorular sordu. Şimdi sözü Robert Bey'e vereceğim. Robert Bey, Metix şirketinin yönetim kurulu danışmanı. Mr. Robert Slettenhaar. Sayın Robert Slettenhaar, Metix şirketinin yönetim kurulu danışmanı ve kendisine şöyle bir şey sormak isterim. Size sorayım Robert Bey. Acaba bize Metix'le ilgili bilgi verebilir misiniz? Ve
Deniz üstü ve kara rüzgar türbin enerjileri, enerji santralleri arasındaki farkı bize nasıl aktarabilirsiniz? Zannediyorum slaytları hareket ettirmek istiyorsunuz. Buyurun. Merhaba, tünaydın. Burada bulunmak çok güzel. Bu harika etkinlikte bulunmak ve umut ediyorum ki gelecek yıl Almanya'dan, Danimarka'dan ve Hollanda'dan daha da fazla kişi katılacaktır. Öncelikle Matics'le ilgili bilgi vereyim. Matics ve TaylorTex aslında teknik ve tekstil firması. Türkiye merkezli 1300 kişi Tuzla'da ve Manisa'daki tesislerimizde, ama bunun yanı sıra Macaristan'da da çalışıyorlar ve ABD'de de imalat tesislerimiz var. Buğday sektörüne özellikle pervane veriyoruz ve bir de daha büyük OEM'ler için çeşitli sektörlerde bu Matics'le ilgili bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Türk şirket, ben Hollandalıyım. Ve görüyorum ki çok büyük fırsatlar var Avrupa ile Türk şirketleri arasında. Bir arada daha fazla iş yapmak için fırsatlar var. Evet, bu sabah da zaten konuştular. Çeşitli konuşmacılar. Türkiye'nin geleceğini bir imalat merkezi olarak Uzak Doğu tedarik zincirinin risklerinden arındırmak üzere bu hamle düşünülüyor. Bir sonraki slayda geçeceğim. Şimdi arka plan vereyim. Ben rüzgar sektörüne 2000 yılında başladım. General Electric'le başladım. Siemens bünyesinde çalıştım. Bunun yanı sıra Bremerhaven'da, Areva'da ve denizüstü rüzgar türbininde çalıştım. 6 yıl süreyle LM Wind Power büyük bir pervane üreticisidir. CPO olarak çalıştım ve son görevimde Vestas şirketinde yine CPO'ydum ki kısa süre önce Vestas satın aldı. Zaten artık Mitsubishi yok artık içinde. Vestas denizüstü rüzgar santralleri var. Ve daha sonra 2010 yılında HHWA, yani Hollanda Rüzgar İhracat Organizasyonu'nun kurucusuyum ve Matics şirketinin de yönetim kurulu danışmanıyım. Şimdi kara türbinleriyle ilgili bilgi vermek isterim. Bunların OEM'leri kara türbinlerine oldukça meşhurdur zaten. Vestas, Siemens, Gamesa, GE, Nordex, Atikom, yani şirketlerin çoğu burada temsil ediliyor zannediyorum. Deniz üstüne baktığımızda sadece Atikom ve Nordex'in donanımı yok zaten deniz üstü türbinleri imal etmek ve inşa etmek konusunda. Buradaki büyük fark nedir bu iki türbin arasında, deniz üstü ve karada büyüklükleri? Büyüklük muazzam. Ve bunun yanı sıra bileşenlerin ağırlığı da, bunu bilahare göreceğiz. Ama türbinlerin büyüklüğü muazzam yüksekliklere uzanıyor. Yüksekliklere mesela hatta amacımız 300 metreyi aşmak kısa süre içinde. Halihazırda Vestas'ın 280 Vestas'ın 326'sı 280 metre uzunluğunda. Eğer bunu nakliye limanında taşıyacak olursanız ve barış limanında boyutları bunlar. Ebat bu. Ve küçük ve yeşil bir alanda bunun büyüklüğüne baksanız, mesela rüzgar türbin alanında bu yeşil alan bir futbol sahası büyüklüğünde oluyor. Gerçek bir büyük türbinin büyüklüğünü tekrar bakın ekran üstünde gördüğünüzde. Şimdi deniz üstü rüzgar santralinde bir nasele bakalım. Burada 15 megawatt var Vestas'tan.
Peki bunun büyüklüğünü görüyor musunuz insanlarla? 500 tonun üzerinde muazzam bir büyüklük. Üretim sahasına baktığınızda ve neyi taşıdığınızı, neyi hareket ettiğinizi, bunu gerçek hayatta hiç görmeseniz bu nasıl, bu bir türbinin üstünde nasıl ayakta duruyor? İnanılmaz bir şey aslında. Peki farklılıklar nelerdir diye bakacak olsak türbinler arasında deniz ve karada. Şimdi öncelikle pervaneler biraz daha uzun, ağırlıkları daha yüksek. Ama aynı zamanda başka hususları da var. Korozyona dirençli, bu çok önemli. Çok yani su üstünde ilgili kısımlar paslanmıyor ki bu son derece gerekli ve aşırı basınçlandırılmış durumda. Çünkü türbin içindeki korozyonla mücadele ediyor ve yalıtıma karşı yalıtım ve bakım faaliyetlerine baktığınızda bu tamamen farklı bir alan. Gemilerde nelerin gerekli olduğuna ve yalıtımları, bu çok muazzam bir şey. Kalitesine baktığınızda parçaların, kara ve deniz, bu da tamamen farklı. Ve deniz üstünde çok, eğer parçada bir arıza varsa çok büyük bir risk söz konusu. Arıza varsa, çünkü ne oluyor? OEM'den likit hasar söz konusu ve zarar söz konusu. O yüzden parçaların kalitesinin doğru olması ve zamanında teslim edilmesi çok önemli. Sözleşme açısından nakit hasarı, likit hasar görüyorsunuz. Çünkü eğer geç kalırsanız ceza ödemeniz gerekiyor. Ve buradaki başlıca farklar karayla deniz türbinlerinin, deniz üstü türbinlerinin karşılaştırılması. 2019 yılında deniz üstünde ne olur zannetmiştik 2035'te? Mesela bizim tahminimiz o dönemde şuydu. Kara türbinlerinin işte 5,5 megawatt olacağı ve deniz üstü türbinlerinin 2030 itibariyle 17 megawatt kapasitede olacağını öngörüyorduk zamanında. Ama bu herkesin tahmininden çok daha hızlı ilerledi. Daha hızlı daha büyük türbinlere yönelik yarış tam hız devam ediyor ve buna bir sınır gerekli. Ama bunu zannediyorum ikinci turda anlatacağım. Sunumu için teşekkür ediyorum. I want to thank you for your this very informative presentation. Oturumumuzun ikinci bölüm, ilk bölümünün son sunumunu ise Tenmak'tan Yasemin Polat Hanım gerçekleştirecek. Yasemin Hanım, sizden de bize Tenmak'ı kısaca tanıtmanızı ve özellikle yeşil hidrojen alanında çalışmalarınızdan bahsetmenizi rica ediyorum. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. Ben Yasemin Polat. Hepinize merhaba, hoş geldiniz sunumumuza. Ben Tenmak'ta, yani Türkiye Nükleer Enerji ve Maden Araştırma Kurumu'nda grup sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Bugün de konuşmamın ilk yarısında öncelikle hem Tenmak'ı tanıtmak hem çağrı, daha önce ve mevcutta olan çağrı konularımızdan bahsetmek ve 2023 yılının başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın ilan ettiği Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritasından biraz bahsetmek istiyorum. Tenmak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın altında 2020 yılında kurulmuştur. Temel olarak nükleer teknolojiler, yenilenebilir enerji, güç elektroniği, hidrojen ve KYKD, nadir toprak elementleri ve bor konularında ARGE ve inovasyon faaliyetlerini yürütmektedir. ARGE faaliyeti sonucunda ise geliştirdiği ürünlerin yaygınlaştırılması için araştırma, geliştirme, inovasyon, üretim ve test gibi çalışmaları yapmak ve yaptırmak kurumumuzun temel görevlerindendir. Kurumumuz 5 enstitüden oluşmaktadır. Ben enstitülerimizden de kısaca size bahsetmek istiyorum. İlk olarak NÜKEN, yani Nükleer Araştırma Enstitüsü. Adından da anlaşılacağı üzere nükleer teknolojilere ilişkin araştırmaların yapıldığı enstitümüz. Bir diğeri TEMEN, yani Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü. Hidrojen teknolojileri, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklar ve enerji üretim alanında araştırma ve çalışmaların yürütüldüğü enstitümüzdür.
Güç elektroniği ve güç sistemleri alanında araştırma ve çalışmaların yapıldığı enstitümüz de mevcuttur. ENARAN, Enerji Araştırma Enstitüsü. Yine önemli enstitümüzden biri NATEN, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü. Bu enstitümüzde de atıklardan veya topraklardan NET elde edilmesi ve bu elementlerle ilgili ürün ve teknolojinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ve bunlara ek olarak da kalıcı mıknatıs çalışmaları yürütülmektedir. İki gündür devam eden bu konferansın tabii temel konusu rüzgar ve rüzgar enerjisi dediğimizde de rüzgar türbinleri aklımıza geliyor ilk olarak ve bu rüzgar türbinlerinde kullanılan önemli nadir toprak elementleri mevcut. Yani bunlara dışa bağımlıyız ve bu konuda yine bu enstitümüzde de çalışmalar yürütüyor. Mesela örnek olarak neodymium kullanılıyor. Demin bahsetti Robert Bey, nazal bölümünde. Bununla ilgili de yine çalışmalarımız var. Boran, Bor Araştırma Enstitümüz. Ülkemiz bor kaynakları açısından zengin ve yine arkadaşlarımız bor konusunda da, bor ürün ve teknolojinin araştırılması ve geliştirilmesi konusunda da bu enstitümüzde projeler yürütmekte. Bu yansıda da yayımlanan, tamamlanan ve devam eden yol haritalarımız gözüküyor. İlk olarak yine demin de dediğim gibi bu yılın başında bakanımız tarafından Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve yol haritamız yayımlandı. KYKD teknolojileri yol haritamız ve güneş enerji teknoloji yol haritamız, taslak çalışmaları tamamlandı. Pardon, yakın zamanda yayımlanmasını bekliyoruz. Yine devam eden çalışmalarımız arasında rüzgar enerji teknolojileri, NT ve bor teknolojileri yol haritamız mevcut. Buna kritik mineralleri de aslında ekleyebiliriz. Onun çalışmalarına da başladık. Ve planlanan yol haritalarımız var. Dördüncü nesil nükleer reaktörler, enerji depolama ve enerji dijitalleşme teknolojileri gibi bu çalışmalar, bu konulara da TENMAK olarak yoğunlaşmayı bekliyoruz ileriki zamanlarda. Şimdi biraz da Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve yol haritasından bahsetmek istiyorum kısaca. Ama ondan önce şu İran'ın Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın yapmış olduğu çalışmadan bahsetmek istiyorum. Günümüzde burada da görüldüğü gibi enerji emtialarına baktığımız zaman petrol ve doğalgazın değerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ama 2050 yılına geldiğimizde hidrojen ve hidrojenden üretilen işte metanol ve amonyak ticaretinde artış bekleniyor. Bununla birlikte yine 2050 yılında petrol ve doğalgazın yerini biyoenerjinin alacağı öngörülüyor. İRENA'nın yaptığı çalışmada hidrojenin 2050 yılına kadar küresel enerji kullanımının %12'sinin karşılayacağı öngörülüyor. Bizim yol haritamız kapsamında belirlediğimiz vizyon, misyon ve stratejik öncelikten de ben bahsetmek istiyorum. Vizyonumuz tabii temel olarak ileri yerli ve milli teknolojileri geliştirmek ve bu şekilde yeşil hidrojen üretimi ve kullanımında dünyada öncü rol olmayı vizyonumuz bu şekilde. Misyonumuz ise yerli ve milli teknolojileri temel alarak yeşil hidrojen için etkin bir değer zinciri oluşturmak istiyoruz. Stratejik önceliğimiz de yerli kaynaklardan yeşil hidrojen üretilip önce Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak ve fazlasını da ihraç etmek ve bu şekilde bir döviz güdüsü sağlamak bizim stratejik önceliklerimizden. Yine yol haritası kapsamında 20 ihtiyaç belirlendi ve bu ihtiyaca yönelik 31 çözüm belirlendi. Bizim yol haritası kapsamında belirlediğimiz iki tane temel hedefimiz var. Bunlardan biri 2035 yılına kadar hidrojenin kilogram maliyetini 2.4 ABD doları altına, 2053 yılına geldiğimizde de 1.2 ABD doları bölü kilogram düşürmeyi planlıyoruz. İkinci hedefimiz ise kurulu elektrolizör kapasiteleriyle ilgili 2030, 2035 ve 2053 yıllarında sırasıyla 2 gigawatt, 5 gigawatt ve 70 gigawatta ulaşmasını sağlamayı planlıyoruz. Bu rapor kapsamında planlandı. Yine rapor kapsamında 13 politika hedefi belirlendi. Bunların hepsini söylemeyeceğim ama TENMAK'ın görev alanına da giren bir maddeden bahsetmek istiyorum. Yerli ve milli teknolojilerin kullanarak işte hidrojen depolama başta olmak üzere bu teknolojilerin geliştirilmesi. Bu da aynı şekilde 13 politika önerimizin devamı. Şimdi de yine TENMAK'ın çalışma alanına giren ürün teknoloji geliştirme projelerini destekleme amacıyla geliştirilen teknoloji ve ürün geliştirme projeleri destek programı.
Geçen 2023 yılın başında iki çağrıya çıkıldı. Biri hidrojen teknolojileri, diğeri KYKD teknolojileri. Bu buradaki ana başlıkları görüyoruz. Bunlar, bu çağrılarımız kapandı. Şu anda gelen başvurular değerlendirme aşamasında ve yakında sonuçları açıklanacak. Yine burada da eğer hani biz kurulu kapasitelerimizden bahsediyorsak ve ulusal enerji planımızı baz alarak önümüzdeki yıllarda 2030, 2035 ve 2053 yıllarında işte hem offshore hem onshore hem güneş enerjisi hem nükleer enerjideki işte kurulu gücün artacağından bahsediyorsak, tabii bununla birlikte enerjide dijitalleşme de bizim için çok önemli. Bugünkü oturumlar yine onlardan da bahsetti. Bu konuda geçen hafta içinde çıkmış olduğumuz bir çağrımız mevcut. İşte yapay zeka ve makine öğrenimi, siber güvenlik gibi konularımız var. Yakın zamanda yine rüzgar enerji teknolojileriyle ilgili bir çağrıya çıkmayı planlıyoruz. Türbin teknolojilerinin, ölçüm sistemlerinin olduğu, rüzgar akış analizlerinin olduğu ve yine rüzgar enerjisi için güç elektroniğin gibi konuların olduğu bir çağrı metnimiz taslak olarak hazırlandı ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de bu konuda çağrıya çıkmayı planlıyoruz. Şimdilik bu kadar. İkinci yarıda inşallah deniz üstü RES'lerde işte hidrojen üretim potansiyelinden bahsedebilirim. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii TENMAK epey geniş kapsamlı bir çalışma alanı olan bir kurumumuz. Verdiğiniz bu bilgiler için çok teşekkürler. Bu arada tüm konuşmacılarımıza da süreye riayet ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. İkinci bölümümüzde tekrar Levent Bey'e söz vereceğim. Bu kısımda ise Levent Bey'den offshore projelerde verdikleri hizmetlerden, offshore'da nasıl hizmet verdikleri veya vermeyi planladıklarından bahsetmesini istiyor olacağım. Ve bu kendileri bünyesinde özellikle uluslararası işlerdeki biriken know-how'ı Türkiye'ye nasıl aktaracaklar, bu hususlara bilgi vermenizi bekliyor olacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi ikinci bölümde biraz daha offshore alanında bizim verdiğimiz hizmetleri nasıl onshore'daki edinimlerimizden yani offshore'a nasıl aktarmayı planladığımızla ilgili aslında üç ana başlık üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bizim firmamızda işte 100 tondan 2000 tona kadar kapasiteli vinçler var. Bunlar dünya ölçeğinde büyük makinalar. Ve birçok değişik endüstride kullanılabiliyor tabii. Demin bahsettiğim gibi petrokimya endüstrisinde, gaz santrallerinde, yenilenebilir enerji sektöründe, onun haricinde işte limanlarda, deniz üstü inşaatlarda ve özellik gerektiren başka tür işlerde de kullanılabiliyor. Burada en önemli şey, birinci konu, bahsetmek istediğim birinci konu, doğru ekipman seçimi ve o ekipmana bir ülkenin şirketlerinin ona göre yatırım yapması. Biz demin bahsettiğim onshore'da 2007 yılında kanun çıktıktan sonra hemen adapte olalım. İşte vinçlerimizi veya nakliye araçlarımızı da aynı şekilde bunların kanatları uzun, kuleleri ağır ve hacimli. Bunları taşıyabilmek için hem ekipmanların seçiminde, özellikle vinçlerin seçiminde edindiğimiz tecrübelerde işte ilk alınan vinçler, demin bahsettim, dağda türbinleri bir noktadan diğerine taşımanız gerekiyor. Burada kolay sökülebilir, kolay takılabilir vinçler seçmeniz gerektiği ile ilgili tecrübelerimiz oldu. Daha sonra bu vinçlerin işte bazılarının paletli vinç dediğimiz işte vinçlerin paletlerinin daralma özelliği olanlarını seçmemiz gerektiğini anladık. Onlara göre yatırımlar yaptık. Şimdi buralardan aldığımız çıkarımlarla şimdi tabii daha büyük kapasiteli vinçlerde, biz nükleer santrallerde bu vinçlerle hizmet veriyoruz. Bunlar aynı şekilde offshore'da da kullanılan vinçler ama bunların daha değişik teknik özellikleri var. Bu ülkemizdeki onshore rüzgar türbinlerinin işte gelişmesi, bizim gibi firmaların bu sektörde hizmet vermesiyle aslında bu doğru ekipmanın seçilmesi ve ona göre sürdürülebilir bir yatırım yapmanın önemi de anlaşılmış oldu. Neden sürdürülebilir diyorum? Hepinizin takdiri türbinler, yani en azından onshore türbinler
çok hızlı bir şekilde büyüme trendinde. Hemen 3 megawatttan işte 4 megawata, 5 megawata, 6 megawata kanatlar uzuyor. Türbinler yükseliyor. Yani dolayısıyla bizim de endüstriyle beraber türbinler büyüdükçe onların montajını yapacak makina parkı yatırımını sürdürebilmemiz için de bu know-how'a ihtiyacımız vardı ve biz de bunu Türkiye'deki son yıllarda yapılan yatırımlara biz de müdahil olduğumuz için, o yatırımlara hizmet verdiğimiz için bu know-how'ı edindik. İkinci konu tabii bu verdiğiniz hizmeti, yani bir montajı karada yapmakla denizde yapmak arasında çok büyük fark var. Biz aynı zamanda Türkiye'de deniz üstünde işte şeylerde, dubaların üzerinde veya deniz kenarlarında işte bizim Türkiye'deki işte Çanakkale Köprüsü olsun, Orhan Gazi geçişi olsun ya da 3. köprü olsun, bu tür deniz yapılarında tecrübe edindiğimiz tecrübelerle duba üzerlerinde çalışma, aynı zamanda denizde çalışma, mesela deniz ortamı daha işte nemli bir ortam, daha işte makinalarda korozyona yol açabilecek bir ortam, buralara uygun vinçleri seçmeniz ve orada çalışmanız gerekiyor. Çünkü demin de bahsettim, bir zaman baskısı üzerinde çalışıyorsunuz, son evresiniz ve o türbin montaj edildikten sonra devreye geçeceği için genelde kontratlarda yaptığınız hizmet değil de o size maruz kalabileceğiniz gecikme cezaları üzerinden bir ekonomik kısmı var işin. Dolayısıyla burada deniz tecrübenizin çok iyi olması lazım. Deniz üzerinde de bu işleri yapabiliyor olmanız lazım. Üçüncü kısımda bahsedeceğim. Tabii biz dediğim gibi Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Buradaki altyapı projelerinde çalıştığımız için ve burada hizmet veren bizim gibi başka şirketler olduğu için aslında bu know-how da ülkemizde bulunuyor. Üçüncü kısım ise bu tür türbinlerin montajı, yani onshore'da da böyleydi, offshore'da büyük ihtimal böyle olacak. Bunların montajları hem makine ekipman gerektiriyor, aynı zamanda iş gücü gerektiriyor. Bu iş gücünde çok kalifiye bir iş gücü olması lazım. Biz onshore türbinlerin Türkiye'deki montajları sırasında bu iş gücünün işte global firmalardan yararlanıldığı noktalarda da çalıştık. Bunların yerli bir şekilde bizim yerli firmalarımızın bu know-how'ı öğrenmeleri kısmını da gördük. Dolayısıyla bu kısım da aslında gerek iş güvenliği açısından, gerekse de yapılan işin doğru yapılması açısından, yani bu arada yapılan türbinlerden, monte edilen türbinlerden sonra çalışmayanlar olabildi. İşte başka türlü onlara müdahale edilmek zorunda kalındı. Burada offshore tabii daha spesifik bir alan. Hem dediğim gibi denizde çalışıyorsunuz, daha büyük işler yapıyorsunuz. Biz yurt dışına offshore'da iki kısım var. Biri liman hizmetleri, yani türbinler ya limanlarda birleştirilip işte bir barç veya büyük pantonlarla çekilip denizde monte ediliyor. Veya onları işte bir gemiye yüklüyorsunuz. O gemi kendi vinçleriyle yüklüyor ve açık sahada onları monte ediyor. Dolayısıyla burada hem karada hem de denizde verilecek hizmetler var. Ve bu hizmetler de iş gücüyle beraber verildiği zaman verimli oluyor. İş gücü anlamında da uluslararası firmalarla bu iş bütün dünyada nispeten onshore'a göre daha yeni ve büyüyen bir iş olduğu için yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak durumunda kalıyorsunuz, ama onlarla işbirliği yaptıktan sonraki kısımlarda da bu buradaki kalifiye işçilik kısmını da yerleştirme imkanınız da var. Ülkemizde bu konuda yine dediğim gibi bilgi birikimine sahip. Ben bu alanda da zorlanma olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla toparlamam gerekirse, yani onshore'daki tabii ki bilgi birikimimiz, yani rüzgar türbinlerinin çalışma mentalitesine, çalışma şeyine, felsefesine yakınlığımız bizim offshore türbinlerin montajında da, yani öncelikle ülkemizde böyle bir sanayi, tabii bunun sanayi kısmı da var, yani santral olarak bakmayalım. Aynı şekilde bunların üretilmesi, işte tersanelerde yapılması ve daha sonra onların barçlarla, pantonlarla yüklenip gönderilmesi kısmındaki, yani hem karasaldaki know-how hem de açık denizdeki know-how kısmı da deniz tecrübelerimizden ve bu işi karada yaptığımız büyük tonajlı vinçlerle yaptığımız montajdan dolayı ben kolayca aktarılabileceğini düşünüyorum.
Ve bu konuda da ülkemizdeki altyapının da varlığı konusunda biraz dilim döndüğünce size bilgi aktarmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Her iki konuşmanızda da hem göz korkutucu bir tablo ortaya koyuyorsunuz, hem de bizim bu alandaki kabiliyetlerimizi de göstererek gurur duymamızı ve geleceğe daha ümitle bakmamıza vesile oldunuz. Yani rüzgar enerjisi dediğimizde aslında makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, çok ciddi bir lojistik, işte demir çelik endüstrisi, malzeme ve metalürji mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, bunlar zaten hani temelde olan şeyler ama yani çok geniş bir alanı kapsadığını iliklerimize kadar hissettik. Tabii bunlardan bir tanesi de denizcilik alanı olacak biz offshore'a başladığımızda. Ve Ahmet Paksu Bey'e tekrar söz verirken, offshore'la alakalı kendilerinin tecrübeli olduğunu biliyoruz ve kendi ürettikleri, daha doğrusu yani denizcilik alanında çok ciddi tecrübeli olduğunu biliyoruz. Bu gemilerin offshore alanındaki potansiyelini ve faaliyetlerini, kapasitelerini bize anlatmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben de bir sunumu bari ilk kısmını yapmadım, ikinci kısmını yapayım. Onunla sunumu açabilir beraber... miyiz? Ben bu hem sizin bahsettiğiniz konu hem de devamında esasında hani offshore deniz üstünde nereye doğru gidiyor ve biz esas nerede etkili olabiliriz noktasında da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bir hani fix dediğimiz sabit, denize sabitlenen offshore rüzgar türbinleri oluyor. Bir de şu an trendin daha çok gittiği yüzer, yani floating dedikleri yüzer platformlar üzerinde duran offshore rüzgar türbinleri daha çok şu ara konuşulur oldu. Yani bu esasında gönül ister ki her şeyi yere sabitleyebilelim ama hani eğer su derinlikleri belli derinliklerin üzerinde geçtiği zaman, yani tahminen 50 ile 80 metre arasından sonra fix yapmak gitgide zorlaşıyor. Daha büyük kafes dediği bir jacket sistemleri gerekiyor artık. Ve bu noktadan sonra, bir noktadan sonra artık floating'e geçmek gerekiyor. Bu floating noktasında da şu an için tam bir kafa karışıklığı var. Yani orada o anlamda teknoloji çok daha yeni. Hani bir şu an ben size 3 farklı dizayn tipini gösterdim. Bir tane daha göstereceğim bir sonraki slide'da. Ama şu an için hangi şeyin, dizaynın daha çok tutacağı, hangi dizaynın daha çok ilerideki dönemde kullanılacağı daha bilinmiyor. Bundaki yani şey gibi bir şeyi konuşuyoruz esasında. Türbin kanadı 2 kanat mı olacak, 3 kanat mı olacak gibi bir noktadayız. Yani burada esasında Norveç'te çok güzel bir örnek vardı. Burada şuradan şeyde duran uzun gibi olan Hywind diye Norveç'teki bir santralde kullanıldı. Esasında burada amaç şudur. Floating yaptığınız zaman yüzer bir şeyde olabildiği kadar şeyin ağırlık merkezini denizin içine indirmeyi, hatta daha fazla, hatta 30 metre altına indirebilirseniz dalga etkisinden de kurtulursunuz. Bu esasında Hywind'de yaptıkları şey de buydu ama öyle bir yere geldi ki bu 60 metre derinlik istiyor ve dünyada sizin bunu işte monte edebileceğiniz bir liman yok. Yani 60 metrelik bir structure'ın üstüne türbinleri koyup ondan sonra gerekli yerlere götürmeniz sadece işte Norveç'teki liman ve oradaki altyapıya uygun oluyor. Ve bu yüzden işte farklı farklı bu yani genelde üçgen şeklinde olan farklı yapılar üzerinde çalışılıyor. Bu noktada da bu floating structure'lar yapılmaya başlanıldığı noktada bizim çok daha farklı bir avantajımız yani olacak gibi duruyor. Özellikle bu structure'ların her biri yaklaşık işte boyu en iyi 100 metre diye düşünebilirsiniz. Yani her biri 10 dönüm alan kaplıyor bu structure'ların ve ağırlıkları 3500 ile 7000 ton arasında farklı dizaynlar, farklı ağırlıklar görüyoruz. Şu an biz de yani firma olarak, tersane olarak bunların bir kısmına teklif veriyoruz. Yani en azından hepsinin nasıl dizaynlar olduğu konusunda iyi kötü fikir sahibi olmaya başladık.
Ama şu an için hangisinin optimum, hangisinin en verimli olacağı konusunda bir kafa karışıklığı var. Ve şu an için gelen projeler de pilot projeler. Ve bu pilot yapılan floating olan birçok santral de şu an bildiğim kadarıyla daha çok pilot gibi dediğimiz 5 tane, 6 tane gibi floating structure ile yaptıkları deneme projeleri. Ama önümüzdeki dönemde şu an ihalesi yapılan çok büyük floating structure'ları ile ilgili ihaleler var. Ve bu noktada pilot dediğiniz zaman gene belki Avrupa'daki bazı yerlerde yapma şansınız varken artık bunu 1 gigawattlık santralde 50 tane foundation'dan bahsediyoruz. Bu 50 tane foundation her biri 10 dönüm olsa bunun işte yani en azından 20 tanesini belli aralıklarla sahada tutmanız gerekiyor. 200-300 dönüm gibi devasa alanlar gerekiyor sadece bunların stoklanması için üretim veya şeylerle ilgili hani geri kalan taşımayla ilgili olan kapasitelerden bahsetmiyorum. Bu anlamda Türk tersaneleri olarak buna uygun çok alanımız var ve buna uygun kapasitemiz var. Ama ben Avrupa'daki bazı benzer tersaneler veya benzer rekabet ettiğimiz kurumlarla görüştüğümüz zaman onlarda bu altyapı olarak bizim kadar altyapı var ama alan olarak buna uygun bir yer yok. Yani bu iyi kötü bu floating structure'ların yapılacağı bunun seri üretime geçileceği yerler olacak. Ve bu anlamda bizim en kolay ayrışabileceğimiz yer Türkiye olarak burası olacağı konusunda ben çok ümitliyim. Aynı zamanda bu floating dediğiniz zaman birçok gemiyi de daha sonra yani zaten yanında getirmesi gerekecek. Yani bu floating structure'ların aynı yerinde durması için işte anchor handler'ından bunlara destek vermek için çok ayrı kapasitelerde yani ayrı özelliklerde servis operation vessel dedikleri özel gemiler veya farklı olarak tabii ki de construction gemileri yapılacak. Ama buradaki floating'in de belki fix'e göre en büyük avantajı maliyet olarak şu bugün için daha maliyetli de olsa karada veya limanda yakın bir yerde bu tribünün parçalarını koyup gerekli yere koyabilme gibi bir fleksibilitenizin olma ihtimali. Ve daha sonrasında hani esasında başka konuşmacı arkadaşların da bahsettiği gibi hani hidrojenle birleşmesi noktasından da floating belki de hidrojenin çıkış noktası olarak görüyorum ben. Çünkü özellikle bir fix santralde oldu herhalde ama bu kablolarla ilgili ve bu offshore'daki kablolamaların karaya getirilmesiyle ilgili çok büyük zararlar oluştu bazı santrallerde ve bu yüzden yani ellerinde elektrik de olduğu için bu kadar işte denizden, karadan 100 kilometre uzaklıkta ne yapabiliriz ile başlayan hikaye. Yani elektrik var, su var, ne yapalım, hidrojen yapalım gibi bir noktadan çok farklı yerlere geldi hikaye. Ve o anlamda da floating'in daha sonrasında muhtemelen yani elektrolizle beraber bir hidrojen storage ve hidrojen üretimiyle ilgili ufak bir tesislerin de belki daha sonra altına konulmasıyla birlikte floating'lerin her biri kendi başına modüler. Yani istediğiniz zaman ya bir kanatta bir arıza oldu, istediğiniz yere çekin kanadı, hani karaya yakın bir yere çekin kanadı değiştirin, geri koyun. Bugün fix'teki en büyük sorun offshore ile ilgili en büyük sorun kanadın bir tanesiyle ilgili çok büyük bir sorun yaşadığınız zaman koca koca gemilerin hepsinin kanadı alması, yeni kanadı takması. Bu gemilerin her birinin işte mobilizasyon, demobilizasyon dedikleri rakamlar belki 3-5 milyonları buluyor. Bir tane kanat için bu rakamlar çok büyük yerlere gidiyor. Bu floating noktasında önümüzdeki birkaç sene daha fazla konuşmaya başlayacağız bence offshore'la beraber. Bu noktada da biz Türkiye olarak çok daha iyi yerlere, yani çok daha büyük potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki bu floating ile birlikte başka trendler de ortaya çıkacak. Belki kuleye ihtiyaç duyulmayacak. Belki kanat iki şey olacak. Yani burada floating başka yerlere de bizi itmeye başlayacak. Çünkü kuleyi yapıyorduk ama biraz karadaki alışkanlıklarımız kule. Ama floating'de zaten ayağın üçgene, yani üçgen gibi bir yapının üzerine basıyorsunuz. Gene kafes sistemiyle taşınabilir mi? Bu bize bambaşka soruları getirecek. Ve oyunların sıfırdan yeniden kurulduğu noktada da, kartların yeniden karıldığı noktada biz Türkiye olarak şansımızın daha yüksek olduğunu ve
Bu bizim şu an Horizon 2020 projesi altında Avrupa Birliği ile bizim de dahil olduğumuz bir proje. Biz bunun daha çok mass production'a, yani seri üretime geçilmesi gibi bir görevimiz var ama bunu örnek olarak da koydum buraya. Çünkü alt tarafı çelik, üst tarafı alüminyum bir yapı. Biz tersaneler olarak bu alüminyum ve saç yapısını çok kullanıyoruz bazı gemilerde ağırlık merkezini gene aşağıya almak için. Bizi seçme sebepleri bu oldu. Yani en azından Avrupa'da bununla ilgili başka tecrübesi olan birini bulamadılar. Bunun için geldiler. Yani bu tarz farklı hibrit çözümlerin olduğu bir dünyada ben tahmin ediyorum ki biz tersaneler olarak veya Türkiye olarak çok daha farklı ve çok daha avantajlı bir konumda olacağız diye düşünüyorum. Teşekkürler. Yine evet, gurur verici bir sunum. Çok teşekkürler. Şimdi her ne kadar biz geç başlamış olsak da bizim vakti biraz daha hassasiyet göstermemizi, ekstra vakit arttırmamız yönünde bir talep geldi. Dolayısıyla araya çok fazla girip de sözü uzatmayacağım. Bu ikinci turda Robert Bey'e sorum şu olacak. Okay, so my question will be that what are the possible infrastructure? Sorum şu. Deniz üstü rüzgar jeneratörlerini desteklemek için ne gibi imkanlarımız var? Görüşlerinizi duymak isteriz. I will dig in fine. Bazı sorular ve görüşler duyduk. Farklı bir yaklaşım tabii ki. Şimdi ben kendi yaklaşımımı kendi deneyimlerime dayanarak ve Türkiye'yi belki de Avrupa'nın tedarik merkezi ya da üretim merkezi olarak pozisyonuna bakmak istiyorum. Ama tabii ki böyle bir üretim merkezi olmak için belli kararlar vermek gerekiyor. Yani nasıl buna dönüşeceğiz kararını vereceksiniz. Şimdi bu konuda benim dünya çapında edindiğim tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle yerel içerik. Şimdi yerel içerik bir gerekli midir? Şu anda %65 oranında yerel üretim var. Fakat bu deniz üstünde istihdam yaratacak mı, yaratmayacak mı? Çünkü yerel içeriği bu yüzden seçiyorsunuz. Yani istihdam sağlaması ve ülke içinde daha fazla iş yeri sağlaması, açması değil mi? Bu tabii harika bir fikir. Ancak OEM'lere baktığımızda onlar yerelleştirme konusunda sorun yaşıyorlar. Ülkelerde, sadece Türkiye'de değil, çünkü sadece Türkiye yerelleştirme istemiyor, başka ülkeler de istiyor. Vestas ya da Siemens gibi OEM'ler açısından bakıldığında bu iş giderek zorlaşıyor. Çünkü şu parça Türkiye'de yapılıyor, şu parça İspanya'da, Danimarka'da, şu parça Fransa'da vesaire. Dolayısıyla tedarik zinciri daha da kompleks hale geliyor. Türkiye'de tabii şunu yapabilirsiniz. Büyük yapılara odaklanabilirsiniz. Yani taşıması zor olan büyük yapılar. Mesela kanatlar. Bunlar mesela yerelleştirilebilir. Burada kanat üreticileriniz var. Çelik yapılar, çelik konstrüksiyon. Bu da çok mantıklı bir seçim olacaktır. Çünkü kuleyi taşımak ve işte çelik destek parçalarını, geçiş parçalarını taşımaya gerek yok. Bunları yerelde yapabilirsiniz, üretebilirsiniz. Bu harika bir fırsat. Rüzgar sektöründe büyüyebilmek için. Bunun dışında tekstil alanındaki tecrübenizi kullanarak kompozit parçalar konusunda destek sağlayabilirsiniz. Yani teknik tekstil üretimi. Bunları yerelleştirebilirsiniz. Fakat soru yine de şu. Yerelleştirme istiyor musunuz, istemiyor musunuz ve yerelleştirmenin kısıtları nedir? Bence yerelleştirme oranı düşürülmeli. Yükseltmek yerine. Neden böyle dedim? Çünkü bir BMW aldığınızı düşünün.
ya da şöyle diyelim, bir araba satmak istiyorsunuz ve yerelleştirme isteyen bir ülkede satmak istiyorsunuz, ekonomik olarak feasible değil, mantıklı değil. Burada ürününüzü arttırmış oluyorsunuz. Bu konuyla ilgili olarak söyleyeceğim ilk şey bu. İkincisi şu, Türkiye rüzgar türbinlerinin büyüklüğünü, yüksekliğini kısıtlayacak mı? Bu önemli bir, ilginç bir soru ve yine yerelleştirmeye getiriyor bize. Biliyorsunuz dünyada türbinler büyüdükçe büyüyor. 2019 yılında türbin büyüklüğü 5-15 yıl sonra ancak büyür deniyordu. Fakat birkaç yıl içerisinde büyüdü. Şu anda 50-80 15-18 megawatt arasında. Peki 20-25'e çıktığınızda bu altyapı açısından ne anlama geliyor? Şunu diyebiliriz tabii. Türbinlerin büyüklüğünü kısıtlayabilirsiniz ki yani General Electric Amerika'da bunu yapıyor. Burada mesela deniz üstünde ya da açık denizdeki türbin büyüklüğünü kısıtlıyor ve diyorsunuz ki 10-12 megawatt kullanabilirsiniz. Altyapıyı kullanabilirsiniz ama oradaki arazi kullanılabilir, gemiler kullanılabilir, yerel imalat kullanılabilir. Dolayısıyla bir avantaj sağlarsınız türbin büyüklüğünüzü maksimize ederek. Ama bu siyasi bir karardır. Siyasi düzeyde alınması gereken bir karar. Eğer yerelleştirmeyi seçerseniz o zaman türbin büyüklüğünü de limitleme, kısıtlama ile kombinasyonu düşünmeniz gerekiyor. Burada mesela bir kurulum yapan bir gemiyi görüyorsunuz. Hollanda'daki Van Hoort tarafından üretildi fakat Çin'de üretildi. Yani Türkiye olarak mesela siz tersanelerinizde böyle bir gemi üretebilirseniz bu mesela harikulade bir fırsat olur. Çünkü gelecekte bu gemilere ihtiyacınız olacak. Bu mesela 20 gigawattlık düzeltiyorum. 20 megawattlık türbinler kurulumu için. Şimdi türbinler büyüdüğünde o zaman daha fazla geminiz gerekecek. Daha büyük gemileriniz gerekecek. Dolayısıyla 4-5 yıl aksayacak işiniz. O yüzden önden planlamanız gerekiyor. Türbin büyüklüğünüz ne olacak? Kullanacağınız gemilerin büyüklüğünü de belirleyecek. Şimdi benden önce konuşanlar mesela şunu söylemişti. Türkiye'deki limanlar 20 megawatt ve üzerindeki jeneratörleri, türbinleri kolaylaştırabilecek mi? Peki şimdi diyelim ki gelecekte büyüyecek mi bu türbin büyüklükleri? Ve limanlarımız buna hazırlanmalı mı şimdiden? Yani türbin büyüklüğünü kısıtlamak ya da kısıtlamamak kararı altyapınıza dair kararlarınızı da etkileyecek. Yani benim söylemek istediğim şey kısaca bu aslında. Yani ülkenin seçtiği strateji ne olacak? Yerelleştirebilirsiniz, yerelleştiremezsiniz. Türbin büyüklüğünü maksimize edebilirsiniz ya da kısıtlayabilirsiniz. Ve son olarak Türkiye'de biz iki opsiyonu da kullanmak istiyor muyuz? Bu kapasitemiz var mı? Çünkü düşük kapasiteli türbinlerde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda büyük türbinlerde kullanabilirsiniz. Deniz üstü rüzgar bence harika bir çözüm ve Avrupa Parlamentosu tedarik zincirleri konusunda Asya'dan bağımsızlaşmak istiyor ve benim Türkiye'de edindiğim 2,5 yıldır edindiğim tecrübeye dayanarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye Avrupa tedarik zincirinin üzerindeki riski kaldırmak için en önemli üretim merkezi. Çünkü Avrupa'da artık imalat sanayimiz kalmadı ve o yüzden riskimizi düşürmemiz gerekiyor. Türkiye bu açıdan çok önemli bir fırsat. Hem bizim hem Türkiye için. Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you very much. Evet, hem bilgilendirici
hem bilgilendirici hem ufuk açıcı bir sunum oldu. Bundan sonrasında önümüzde politika yapıcıların, bu alandaki yatırımcıların, sanayicilerin hep birlikte oturup tartışması gereken ne kadar çok konu olduğunu aslında bir kez daha görmüş olduk. Son sunumumuz, son konuşmacımız tekrar Yasemin Hanım olacak. Yasemin Hanım'a da offshore santrallerden yeşil hidrojen üretimi hususundaki çalışmaları dinlemek istiyorum. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Tekrar merhaba herkese. Sunumu açabilir miyiz? Tamam. Buraları geçmiştik. Şimdi bu yarıda da deniz üstü RES'lerde yeşil hidrojen üretim potansiyelinden ve modellerinden bahsetmek istiyorum. Birazcık daha sayılar üzerinden gitmek istiyorum. İlk olarak deniz üstü RES kullanarak yeşil hidrojen üretiminde hedef belirlenen 3 model var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk modelde gördüğünüz gibi birinci modelde RES'ler kuruluyor. Fakat hidrojen üretimi için gerekli olan elektrolizör ve buradan üretilen hidrojenin depolandığı hidrojen depolama tesisleri karada bulunuyor. Bu modeldeki amaç denizde üretilen elektriğin kıyıya HVDS kabloları ile taşınması ve kıyıda elektrolizör ile yeşil hidrojen üretilerek depolanması. İkinci modelde de yine deniz üstü RES'ler kuruluyor. Fakat bu modelde elektrolizörler deniz üstü RES'lerde bulunuyor. Yeşil hidrojen olduğu yerde rüzgar enerjisiyle üretiliyor ve üretilen yeşil hidrojen boru hatları ile karaya taşınıp karada depolanıyor. Üçüncü modelde de açık denizde birden fazla rüzgar türbünü bulunuyor. Bunların hepsinde üretilen elektrik doğrudan merkezi bir yerde bulunan elektrolizörlere aktarılıyor ve burada hidrojen üretiliyor. Ve yine aynı şekilde diğer iki modelde olduğu gibi kıyıdaki depolama alanına boru hatları ile iletiliyor. Geçebiliriz. Burada da sol üstte 2020'de Dünya Bankası'nın yayımladığı bir rapor var Türkiye ile ilgili. Bu rapora göre Türkiye'nin 12 gigawattlık bir sabit, yani denize ayakların çakılı olduğu kıyıya yakın yerlerde sabit oluyor genelde. Bir 12 gigawattlık bir offshore potansiyeli var. Kıyıdan uzak yerlerde de 63 gigawattlık yüzer RES'lerin olabilir. Bir potansiyeli olduğu söyleniyor. Yani toplamda da 75 gigawattlık bir Türkiye'de potansiyeli olduğu öngörülüyor. Yine sağ tarafta 2023 yılında yapılan çalışmada 4 bölgeyi kapsayan bir çalışma özeti verilmiş. Burada da yine toplamda sabit ve yüzer RES'ler için potansiyelin 54 gigawatt olduğu görülüyor. Sol altta 2023 yılında Enerji Bakanlığımızın yayımladığı rapora göre 4 farklı bölgeyi, bunlar Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga'da deniz üstü RES YEKA olarak belirlenmiş, bundan bahsediyor. Şu anda bakanlığımız Türkiye'nin tam olarak deniz üstü RES potansiyelini belirlemek üzere bir çalışmada yürütüyor. Buradaki sayılar da, buradaki rakamlar da bizim ulusal enerji planımızdan alındı. Bir özet şeklinde vermek istedik. Burada hem ulusal enerji planımızda 2035 hedeflerimizi görüyoruz, hem de şu anda mevcut kurulu gücümüzü görüyoruz. Bu planımıza göre 2035 yılında yine bizim hidrojen yol haritamızda da olduğu gibi 5 gigawattlık bir elektrolizör kurulu gücü hedefleniyor ama mevcutta sıfır. Yine 25 gigawattlık bir RES kurulu gücü hedefleniyor. Şu anda mevcutta 12 gigawatt karasal RES'lerimiz mevcut. Yine ulusal enerji planımızın 2035 hedefi 53 gigawatt GES. Mevcutta yaklaşık 11 gigawattımız var. Şu anda mevcutta 0 gigawatt bir nükleer kurulu gücümüz varken 2035'te bunun yaklaşık 7,2 gigawatta çıkmasını planlanıyor. Yine birazcık daha böyle sayılara yakından bakacak olursak, hani 2035 yılında 5 gigawatt bir elektrolizör kurulu gücü hedefleniyor diyor. Peki bu 5 gigawatt elektrolizör kurulu gücü ne demek? Birazcık daha buna bakacak olursak şuradan başlayalım. 5 gigawatt elektrolizör ile biz yaklaşık 625 bin ton yeşil hidrojen üretebiliyoruz. Bu 625 bin ton yeşil hidrojen üretebilmek için, yani 5 gigawattlık bir elektrolizör kullanarak üretilebilmek için bizim yaklaşık 31 bin 250 gigawatt saatlik bir enerjiye ihtiyacımız var.
Ve yine 625 bin ton hidrojen üretebilmek için de yaklaşık 9.4 milyon ton bir suya ihtiyacımız var. Ve bu şekilde üretilen 625 bin ton hidrojenin çeşitli alanlarda kullanılarak yaklaşık 4 milyon ton karbondioksit salımını biz engellemiş oluyoruz. Yani eğer 625 bin ton yeşil hidrojen belirli alanlarda kullanılmasa bunun yerine petrol ve doğalgaz gibi hani karbon salımı yapılacak enerjiler kullanılacak ve fazladan 4 milyon ton salmış olacağız. Yani bu şekilde biz yaklaşık olarak 4 milyon ton daha az karbon salmış olacağız. Bu şekilde söyleyebiliriz. Demin de dediğimiz gibi 2035 hedefimiz 5 gigawatt. Peki bu 5 gigawatt elektrolizör için bizim ihtiyacımız olan enerji 31.250 gigawatt saat yaklaşık. Peki biz bu 31.250 gigawatt saatlik enerjiyi nasıl, nereden elde edebiliriz? Bununla da ilgili bir çalışma yaptık. Yani bu neye tekabül ediyor? Yaklaşık 2,6 gigawatt offshore ve onshore enerjisine. Bununla birlikte 5,2 gigawatt güneş enerjisine. Ve bununla birlikte 1 gigawatt nükleer enerjiye tekabül ediyor. Ama biz dersek eğer hani biz hepsini offshore'dan alalım, o zaman bizim yaklaşık 10,5 gigawatt bir offshore enerjisine ihtiyacımız olacak. 5 gigawattlık bir elektrolizörden hidrojen üretmek istiyorsak. Bunu yine bizim Türkiye Hidrojen Teknoloji Yol Haritası'nda verdiğimiz 2030, 2035, 2053 hedeflerinin hepsinde yapacak olursak, işte 2030 hedefinde 2030 için 2 gigawattlık bir elektrolizör kurulu gücü hedefliyoruz. Bunun için yaklaşık 250 bin ton hidrojen üreteceğimizi planlıyoruz. Planlanıyor teorik olarak. Eğer biz bu hidrojen üretimi için gereken elektriğin hepsini offshore'dan sağlayacak olursak bunun için yaklaşık 4,4 gigawatt bir offshore'dan gelecek elektriğe ihtiyacımız var. 2035 için demin de söyledik yaklaşık 11 gigawatt. 2053 için gayet yüksek bir hedefimiz var. 70 gigawattlık bir kurulu elektrolizör kapasitesi. Bu kurulu elektrolizörden de yaklaşık 9 milyon ton hidrojen üretilebilir teorik olarak. Bu hidrojenin hepsinde biz yine offshore'dan gelecek enerjiyle üretecek olursak bizim ihtiyacımız olan 154 gigawatt saatlik bir gigawattlık bir kurulu güç. Ama bizim demin de söylediğim gibi Dünya Bankası'nın çalışmasında Türkiye'nin potansiyeli 71 gigawatt olarak gözüküyor. Yani bu rakama ulaşmak biraz zor. O yüzden tabii offshore'la birlikte hem onshore hem güneş ve hem de nükleer enerjiye de hidrojen olarak bakacak olsak bizim ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Ufuk açıcı, bilgilendirici ve ümit verici bir toplantı oldu. Oturum oldu. Evet, bu oturumumuzun başlığı biliyorsunuz karasal rüzgar endüstrisinin başarı hikayesini deniz üstüne taşıyabilir mi Türkiye? Ben bu soruya şunu da eklemek istiyorum. Bundan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yurt içinde sağladığı barış ve huzur başarı hikayesini Türkiye Orta Doğu'ya taşıyabilir mi? Sabahleyin de sözlerime bununla başlamıştım ancak aynı gün içinde iki kez bunu anmak zorunda kalsam her konuşmamda tekrar etme alışkanlığımı terk etmemek, içimin yumuşamaması için bir kez daha dile getirmek istiyorum. Ben sözlerimi bugün İsrail'in Gazze'de ve bütün İbrahimi dinlerin kutsal mekanı olan Kudüs'te ve diğer işgal edilmiş Filistin topraklarındaki soykırıma varan saldırı ve katliamlarını kınayarak ve hepinizi boykotla, protestoyla, sosyal medyayla sesinizi yükseltmeye davet ederek bitirmek istiyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Konuşmacılarımıza da konuşmalar için teşekkür ediyorum.